Hoş geldiniz öncelikle. Yani açılışı ben yapmak isterdim ama ilk açılış cümleleri Aytaç'ın işi. O yüzden Aytaç sendeyiz. Evet. Merhabalar hepiniz. Hoş geldiniz ikinci videomuza. Bugünkü videomuzda, yani bu haftaki videomuzda Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Plus, AirPods Pro Serkan'da, bir de normal AirPods. AirPods ikinci nesil. Evet, ilk çıkan. İkinci nesil, aynen. İkinci nesili karşılaştıracağız. Başlangıçla Serkan, sende hangi kulaklıklar var? Şu an ben AirPods Pro'yu kullanıyorum. Bundan önce AirPods'um vardı. İlk aldım, ilk çıkan. Evet. Bunların işte müzik kalitelerini, teknik özelliklerini. Sen de zaten Samsung'un bütün serilerini neredeyse kullandın herhalde. Ya iki tane yani. Galaxy Buds Pro'dan önce, Buds Pro'dan önce Buds mı vardı? Buds Plus koymuşlardı ismine. Bunu S20'nin yanında vermişlerdi. Buds Pro'yu da S21'in yanında verdiler şimdi. Şu an onları kullanıyorum. Yo, gerçi şu an bu videoda AirPods 2'leri kullanıyorum, yani ikinci seriyi. O da tabii ki Clubhouse'un yani Samsung'da, yani Android'da olmadığı için. S20'lerle aldıklarını mı kullanıyorsun yani? Aynen. Samsung çok şükür her sene aldığın telefonun yanına en yenisini veriyor yani. Şey almış olsaydım, bak şimdi ben Galaxy S21 Ultra, hatta bu videoyu onunla çekiyorum. Onun yanında Buds Pro verdiler ama şey almış olsaydı, normal S20'yi şu Galaxy Life diyorlar. Fasulyeye benzeyen bir tane var ya. Evet. Biliyor musun? Onlardan evet, vereceklerdi ama ben Ultra aldığım için Pro verdiler. Ve çok memnunum. Bunu da sana anlatmak istiyorum. O yüzden zaten bu videoyu çekiyoruz. Evet ama öncelikle önceki nesillerden başlayalım. En son Pro'lara gelelim. Nereden başlamak istiyorsun? Kablodan başlayalım mı? Başlayalım. En baştan mı başlayacağız? Ya şimdi biz yani bu kablosuz kulaklık çok kişi kullandığına rağmen bir kablolara bahsedelim. Çünkü bazen şu anki yaşadığımız lüks hayatı unutuyoruz yani. Kablolar hani böyle cebinden çıkartıyordum, böyle kablolar birbirine güreşmiş gibi. Aynen, karma karışık. Onunla Arap saçı gibi bir saat uğraşıyordum onu çözmekle. Kesinlikle. O çok büyük bir dertti. Belki de bir de o başlıkla kablonun bağlandığı yerden çok fazla kopuyordu. Yani ben haftada bir kulaklık alan insanlar biliyorum. Aynen sürekli. O da vardı. O Apple'da çok olan bir şeydi değil mi? Kulaklığı. Evet. Yani. Bluetooth, yani Apple'da değil de daha çok böyle yan sanayi kulaklıklarda, Apple'ın orijinal kulaklıkları en azından 2 yıl garantili oluyor. Yani haftada bir öyle bir olay olduğunda en azından yenisini verirlerdi ama yan sanayi kulaklık kullanan çok kişi var. Yani bugüne kadar biz de çok kullandık. Yani bu Bluetooth kulaklıklara geçmeden önce kablolu kulaklıkları, yani o başlık yerinden kopuyordu. Cebimizde böyle birbirine geçtiği için de bozuluyordu. Çünkü sonuçta kablolar içinde kırılıyor ve o içinden geçen kablolar çok ince. Yani en ufak bir kırılmada kulaklıklardan biri gidiyordu yani. İlk önce bir tanesini kaybediyorduk. Aynen. Kablonun sıkıntısı oydu. Kabloların kalitesi, yani markası ne olursa olsun elinde sonunda kabloydu. Daha üstün bir teknolojisi yoktu. Kabloydu. Kesinlikle, evet. Her zaman bozuluyordu. Ne kadar para harcasak bile. Ama önce Samsung çıkardı. Biliyor musun? Icon X diye. Bluetooth kulaklığı. Evet. Ama önce çıkardı. Ama iyi miydi? Aşırı kötüydü. Çünkü ben hatırlıyorum. Fiyatı çok yüksekti. Ondan sonra özellikleri, bağlanma kolaylığı falan AirPods'la geldi ya, Apple'ın keşfettiği bir şey bu. AirPods'un kutusunu açtığın an telefonla bağlanıyor falan, çok rahat kullanışı. O Samsung'un ilk modelinde yok mu, onu demiş olayım. Çünkü harbiden yine Samsung ilk geldi ama Apple, yani birkaç ay var arasında, çok fazla yok da. Ona rağmen Apple bu kulaklık rahatlığını ve yani meşhur etti AirPods'u. Yani Apple'ın olayı, bak Samsung'un olayı bir şeyi icat etmek, Apple'ın olayı da onu senkronize etmek. Yani Mac'lerle, ikisi de önemli iPad'lerle, değil mi? İkisi de önemli tabii ki. Yani biri icat edilmesi lazım ama kullanışı da iyi olması lazım ki insanlar kullansın, para alsın, teknolojiye para girsin. Ondan sonra yeni icatlar yine gelsin. R&D. Yes. Samsung'la Apple'ı Puma ile Adidas gibi düşünebiliriz yani. İki kardeş, düşman, iki kardeş gibi. Düşman ama kardeş, hani. Aynen. Düşman ikisi ama de birbirine kardeş. İhtiyacı var. Ve ikisi de ilki var yani. Teknolojiye harbiden. Kesinlikle ilki varlar. Şimdi benim bahsetmek istediğim ilk konu boyu. Yani formatı. Ne kadar büyük. Şimdi Ben başlayayım. Galaxy Buds Pro ve Galaxy Buds Plus ikisi 6.3 gram. Yani ağırlıkta fark yok. Ona rağmen bu Pro'lar daha büyük ve kulakta daha çok ya göze batıyor diyeceğim de göze batmıyor. Yani şimdi yani daha az göze batıyor. Yani başkasının gözüne değil kulağıma batıyor. Onu demek istedim. Daha az farkında. Yani kulaklığı taşıdığının daha az farkındasın, öyle diyeyim. Belki daha iyi demiş oldum. Şimdi seninkiler Buds yok. AirPods ile AirPods Pro'nun şeyleri ne? AirPods'un ilk AirPods 4 gram. Hı hı. İkinci AirPods'ta 5.4 gram. İlk AirPods bana daha ağır, daha yani gerçi daha büyük de boy olarak daha ağır olmasını düşünüyordum, olacağını düşünüyordum. Aynen. Ama enteresan bir şekilde AirPods daha ağır. Yeni çıkan Pro'su yani. Niye Pro zaten yani daha ağır? 1.5 gram daha ağır. Ben hangisini seçerim diye sorarsan AirPods Pro'yu seçerim. Daha rahat, daha ergonomik, daha kullanılabilir. Ses kalitesine gelmiyorum. Bu sadece dış görünüşü ve kulağıma oturuş olarak değerlendiriyorum. Aynen. Sese daha gelmedik. Tamam. Yani gram olarak birazcık daha ağır ama zaten 5.4 gram yani. Hani hissetmiyorsun. Hafifmiş yani. Bak aralarında neredeyse hatta tam olarak 0.9 gram var Samsung'da. AirPods Pro'yu bahsettin mi? Yani aynen. Bayağı AirPods'lar Samsung Buds'lardan daha hafif. Evet. Bayağı bir fark yani. 1 gram kulak için bayağı fark ediyor. Kutularını kıyaslayabiliriz. Bence kıyaslayalım çünkü kutuları kıyaslarken ve boyu önemli. Zaten. Boyu önemli çünkü cebinde taşıyorsun. Yani çantada taşıyorsan kızsan yani fark etmez. İstersen kocaman bir kutusu olsun. Hatta daha iyi olur çünkü bataryası daha çok gider. Hı. Ama cebinde taşıyorsan tabii ki kutu önemli bence. Orada gelelim kutu konusuna. Kesinlikle. Kutu konusundan direkt bataryaya da geçeceğiz. Çünkü kutuyla birlikte gelen batarya konusu da var. Şu an benim kameranın önünde tuttuğum 3 tane kutu var yanında. Biri Galaxy Buds Pro, biri Galaxy Buds Plus, biri de AirPods. Yani cepte en rahat AirPods'ın ki en az rahat olan da Galaxy Buds Pro çünkü bayağı kalın. Galaxy Buds Plus ortada bir şey, o da rahat yani cepte çok göze batan bir şey değil. İkisi de rahat. AirPods'ın dediğin gibi ilkiyle şimdiki AirPods Pro'nun da kutuları çok rahat bence. Yani cebine rahat. Ben hatta kılıfla kullanıyorum. Ha. Şöyle kameraya bir ufak göstereyim hatta kutumu. Yani ben kutuyla kullanıyorum. Çünkü bayağı küçük yani. Kutusuz kullanırsan hiç cebinde hissetmezsin, öyle söyleyeyim. Ağırlık olarak da 45.6 gram. Hani ağırlık olarak da zaten yok gibiler. Enteresan olan şu dikkatimi çekti. Samsung'un Buds'ıyla Apple'ınki yani şarj süreleri olarak aynı. Sağladıkları şarj süresi aynı. Ama nasıl senin kutun mesela kaç gram Buds'ın kutusu? Dediğin gibi nasıl rahatsız ediyor seni o kadar? O kısmı anlayamadım. Hem bataryası daha iyi değilken neden daha ağır olsun ki? Galaxy Buds Plus kendisi 6.3 gram. Ondan sonra kutusu 39.6 gram. Kutuyla birlikte şarj dinleme süresi 22 saat, kutusuz sırf kulaklıklar 11 saat. Yani kutuyla birlikte 2 kere full kullanmış olabiliyorsun. Ondan sonra gelelim Galaxy Buds Pro'ya. Tamam mı? Tamam. Galaxy Buds Pro kendisi aynı 6.3 gram. Kutusu ama 44.8 gram. Yok 44.9 gram. AirPods Pro ile aynı kutusu neredeyse yani. Yani 5 gram farkı var Buds Plus'la. Tamam. Ondan sonra bir önceki nesille. Evet. Aynen bir önceki nesille. Ondan sonra kaç saat kullanabildiğin süreye geldin mi? Bu da bağlı. Active Noise Cancellation'ı açtığında en fazla 18 saat. Active Noise Cancelling ANC'yi kapattığında 28 saat kullanabiliyorsun kutuyla dahil. Ama kutusuz bir önceki nesilden, bir önceki nesil 11 saati, bu 8 saat kullanılıyor. Boyu büyümüş ama ya şimdi Active Noise Cancellation var ya, Türkçesi ne olur? Gürültü engelleme. Hatta aktif gürültü engelleme diye. Aktif, kesinlikle aktif olması önemli. Bu şimdiden itibaren buna ANC diyoruz, tamam mı? Seyirciler de bunu bilsin, kısaltması. Ondan sonra bunun adı ANC. Kayıtlara böyle geçsin. ANC. Tamam, ANC. Active Noise Cancellation. Evet. Yani Active Noise Cancellation ne? Aktif bir şekilde gelen sesleri mikrofonlar duyuyor, onları pat pat diye pataklıyor, ondan sonra yok oluyor. Anladın mı? Sessiz oluyor yani. Siz giremezsiniz diyor. Tanımadığı seslere. Kulağa girmek ya, yok. Gürültü ne? Stop, what the hell are you talking about diyor. Şimdi gelelim senin kutulara ve batarya süresine. AirPods ilk nesille, ikinci nesille AirPods Pro arasında şarjda öyle benim kullanıcı olarak gözle gördüğüm bir fark pek yok. Yani bu gürültü engelleme moduyla beraber de bahsediyorum. Yani AirPods Pro'larda bu gürültü engelleme konusu şarjı bence çok, yani harcadığını pek görmedim. Çünkü ben hep gürültü engellemeli kullanıyorum. Ne diyorduk? Sen demin ne dedin? Bunu diyeceğiz artık. ANC. Aynen. Şimdi Serkan, senin kullanışını değil de spesifikasyonlarda Apple buna ne diyor? Yani kesinlikle farkı olması lazım ANC'yi açtığında, kapattığında. Ona bir hemen bakabilir misin? Yoksa tamam, ben bakayım. Onu istersen şöyle söyleyeyim. Şöyle tek şarjla 4,5 saate kadar dinleme süresi oluyor. O? He, aynen, tamam. Aktif gürültü ve şeffaf mod kapalıyken 5 saate kadar. Yani normalde 4,5 saate kadar, gürültü engellemeyi kullanırsak 5 saate kadar. Tamam, aynen. Yani kutudan çıkartıp kulağımıza taktık. 4,5 saat ve 5 saat. Bu şimdi Pro'lara mı bahsediyorum? Pro'lardan bahsediyorum, tamam, evet. Tamam. AirPods Pro'dan. Aynen. Kutuyla birlikte ne kaç saat? Kutusuyla beraber de 24 saat müzik, 18 saatte konuşma. ANC'yi açtığında ne kaç oluyor? ANC'yi açtığında ona ekstra öyle bir açıklama yapmamışlar, evet, ama şöyle söyleyeyim, 4,5 saatten 5 saate, yani arada bir yarım saat oynadığı için 2 saat toplam süreden 2 saat düştüğümüzde o da şöyle 22 saat müzik dinleme, 16 saatte konuşma. Aynen, yani yani çok fark etmiyor demek ki. Çok fark etmiyor yani. Genelde toplamda 2 saat fark ediyor. Nasıl oluyor acaba bu? Galaxy Buds Pro ile şimdi Pro'ları karşılaştıralım. Çünkü eninde sonunda onların gürültü engellemesi var. Öbürlerinde yok. Bir de ambient sound var işte. Çevreyi daha iyi duymak için. Şimdi direkt Pro'lara geçelim. Çünkü bugün onların günü. Benimkiler. Yani Samsung'unkiler. 18 saat ve 28 saat. Yani farka bak kutuyla birlikte. Yani Active Noise Cancellation açtım mı 18 saat, kapattım mı 28 saat oluyor. İşte bu fark ne ola ki ya? Bu fark nereden geliyor onu ben de bilmiyorum. Ama niye Apple'da bu fark yokken Samsung'da böyle bir fark var? Acaba bizimki daha mı iyi? Ya ben bir şey eklemek istiyorum bu aktif gürültü engelleme moduyla alakalı. İstanbul'u biliyorsun. Sen şimdi Hollanda'da yaşıyorsun. Gürültüye hassessiniz. Buraya geldiğiniz zaman kalabalık gördüğünüzde böyle cennete gelmiş gibi mutlu oluyorsunuz. Öyle İnsanlar şey varmış. Ben oraya geldiğim an kaçmak istiyorum. Ama biz öyle bir gürültülü yaşıyoruz ki kafamızda. Ben Apple Watch da kullanıyorum. Apple Watch'ta şöyle bir özellik var. Yani şu an işte 80 desibeli geçti etraftaki ses. Hani kulağına rahatsızlık verebilir diye uyarı geliyor saatimden. Ve sürekli durup dururken. Yani normal bir ortamdayken. İstanbul'da gereken bir şey harbiden. Evet, o kadar sesli bir şehirde yaşıyoruz. Her dakikamız ses, gürültü. O yüzden AirPods Pro'ları aldığımda ilk bu gürültü engelleme modunu açtığımda işte dedim Allah'ım, teknoloji bana sonunda huzur veren bir şey bulmuş. İşte o benim için Mars'a inmek gibiydi, anladın mı? Evet, anlarım tabii, harbiden de İstanbul'da ya ben 2 hafta kaldıktan sonra harbiden başım ağrıyor. Ben kalamıyorum o kadar uzun bir süre İstanbul'da. Ona rağmen tabii ki çok güzel şehir ama İstanbul'da yaşayan birisi olarak Active Noise Cancellation olan bir AirPods da olsa, Galaxy Buds da olsa şart. Yani o zaman bu seçeneği yapsan mesela Buds Plus ile Buds Pro arasında kesin Pro'yu alırım. Ama burada yaşadığım mı zaten etrafım sakin, zaten sessiz. Bir şey daha var, bunu da bahsetmek istiyorum Active Noise Cancellation hakkında. Şimdi ben Galaxy Buds Pro'da ANC'yi aktive ettiğim zaman etrafı duymuyorsun. Evet. Ama birisiyle konuşmaya başladığın zaman Active Noise Cancellation'ı ambient moda çeviriyor. Yani ortalığı daha iyi duymak için o kişiyle konuştuğu sürece bu açık kalıyor. Ve müzik dinlediğin an müziği de kısıyor. Ondan sonra konuşma bitti mi bir 10 saniye bekliyor. Hani ne olur ne olmaz belki biri bir şey daha der. Ondan sonra Active Noise Cancellation'ı bir daha açıyor. Ondan sonra da sesini, müzik sesini yine açıyor tabii ki. Yani bu hoş bir şeydi. Evet. Güzeldi. Ben beğendim. Çok güzel. Onu ben de okudum. Gayet iyi bir özellik. Yani Apple'da var mı deneyeceğim. Daha hiç bence Apple'da yok. AirPods Pro'da yok yani, öyle söyleyeyim. Yani zor bir ama şey değil. Yazılımla katma imkanı olan bir şey. İlla böyle sensör özelliği yok. Yazılımla katabilirler. Ekstra bir yazılım. Aynen. Yazılımla katabilirler yani. De bayağı ekstra iyi. Şimdi bir de ne var biliyor musun? Kulaklık içindeyken birisi, yani kulağımda kulaklık varsa birisi benimle konuşmaya başladı mı otomatik çıkartıyor. Yani biraz böyle saygı üzeri, yani saygısızlık oluyormuş gibi kulaklık kulağında konuşmak. Bana çok garip kesinlikle geliyor. Evet. O yüzden bunu yani kullanmam da test yaptım, güzeldi, iyi çalışıyor. O Türkiye'de de öyle. Biz insanlarla konuşurken biz de kulaklığımız çıkarıyor. Saygısızlık olmasın. Ama yani bazı saygısız insanlar var. Hele Apple kullanıcıları hava atıyorlar. AirPods'um var falan. Ben özelim. Smartwatch'ımla AirPods'um uçuyor. Onlar hiçbir zaman çıkmıyor. Bakma seni duyamadım. AirPods Pro açık kalmıştı. AirPods'a bir şey dedim mi? AirPods kilitliyormuş sesi falan. Şey var mesela. Bunu da büyük ihtimal Apple icat etti. Kulaklığı çıkardığıyla dinlediğim müzik, izlediğim video direkt duruyor yani. Bu da rahat bir şey. Bu da küçük bir şey olsa bile harbiden hayatını bir ufak bile daha kolaylaştırıyor. Bence çok güzel bir şey. Mesela Buds Pro'larda 3 renk var, değil mi? Evet, aynen. Pro'larda 3 renk var. Evet. AirPods Pro'da 100 renk var demek isterdik ama sadece tek renk var. Aslında Apple'ın renkleri yani çok güzel yapıyorlar yani. Telefon olsun, laptop olsun. Kesinlikle. Şu Space Gray var ya, en beğendiğim, en güzel renk. Mat siyahtan daha çok beğendiğim bir renk var. Bu da yani Apple MacBook Pro'lar var ya, onların Space Gray rengi çok güzel. Mükemmel. Şimdi konumuzda kaliteleri kıyaslayacağız. Ben Galaxy Buds Plus ile Galaxy Buds Pro'ları kıyaslayacağım ve anlatacağım. Serkan da AirPods ve AirPods Pro kıyaslaması yapacak. AirPods. Başlayalım. Şimdi kısaca söyleyebilirim. Müzik kalitesi, ses kalitesi kesinlikle Pro'larda daha iyi. Ve bu fark edilen bir fark yani. Fark edilen bir fark. Fark edilmeyen bir fark değil. Harbi böyle spesifikasyonlarda daha yüksek daha iyi değil. Harbi kullandın mı kaliteye fark ediyorsun. Fark ettiğimiz için mi farktır? Yoksa fark etmediğimiz için mi farktır? Buna da ayrı bir video çekebiliriz. AirPods'la AirPods Pro arasında da gerçekten fark var. Ses kalitesi olarak yani bas toklu, tisler. Aynen. Tisler diyelim, tis demeyelim de. Yani fark edilir, gözle görülür bir fark var aralarında. Her şeyden önemlisi bu gürültü engelleme konusu gerçekten yani müziği bambaşka bir yere taşımış. Ya gürültü engellemeyi açtığın anda müzik dinleme olayı şuraya gidiyor yani. Şarkıcı karşında şarkı söylüyor, sen de dinliyorsun. Tek seyirci sensin. O da şarkıyı söylüyor yani. O zaten onu açtığında kıyaslayamayız. O uçurum oluyor o zaman. Aynen. AirPods Max yeni çıkan büyüğünü biliyorsun değil mi? Aynen. Apple'ın kulaklığının. Onu da sen denemiştin değil mi? Evet, onu dinledim. Ve onda nasıl bir şey bekliyordum biliyor musun? İlk Beats kulaklığı, kulaküstü kulaklığını kulağıma taktığımda hissedeceğimi düşünüyordum. Ama yani sesi öyle çok yüksek değildi. Aynı AirPods Pro sesi kadardı. Öyle söyleyeyim. Bak mi? AirPods Pro'lar o kadar iyi yani. Max'ta ekstra hiçbir şey yok. Yani ben Max alınca hayatım değişecek diye insanlar düşünmesin. Benim değişmedi. Şahsen hala aynıyım yani. O yüzden AirPods Pro bence çok yeterli şu an. Çok muazzam bir kulaklık yapmışlar. Yani almayı düşünen varsa kesinlikle tavsiye ederim. Yani o fiyat farkı da aşırı çok tabii ki. Yani alırsan şimdi Apple kulaklığı istiyorsan senin tavsiye ettiğin kulakların hepsinin arasında AirPods Pro var değil mi? Yani kesinlikle AirPods Pro. Max'ı da dahil. Senin deyiminle AirPods 1. nesil, 2. nesil de dahil olmak üzere ben AirPods Pro'yu tavsiye ediyorum. Touch kontrolden bahsetmek istiyorum. Neden? Touch kontrol çok önemli bir şey. Müzik dinlemek, bir önceki müziği bir daha açmak ya da ondan sonra gelen şarkıya geçmek veya play pause yapmak, ses açıp kısmak, ondan sonra ambient sound ile açıp kapatmak veya active noise cancellation açıp kapatmak, bunların hepsi touch control içerisinde. Ve duyduğuma göre, kullanmadım yani kulağımda var da hiç kullanmadım. Duyduğuma göre Apple'da ses açma kapatma sadece telefondan oluyormuş da duydum da. Doğru mu? Buraya bir eksi yazıyoruz, evet. Doğru. Evet kanka, maalesef ses açıp kapatma olayı yok. Üzülerek, en önemlisi yani, ama yok. Yani müzik maalesef olarak, onu yani koymuyorlar. Yani onu koymamalarını da şuna bağlayabilir miyim? Kendim düşündüğüm bir şey bu. Apple Watch almamıza yönlendirmek amaçlı olabilir yani. Çünkü ben Apple Watch'ta kullandığım için mesela hep sesi oradan kısıp açıyorum. Aklımdan yani tam o geçmişti, biliyor musun? Sen konuşurken. Hatta ya Apple Watch müzik dinleyeceğim zaman kesinlikle diyorum ki dışarı çıkmadan önce, bugün kesinlikle Apple Watch almalıyım. Çünkü hani sesi açıp kapatma, hızlı sesi açıp kapatabileceğim şey Apple Watch yani. Kulaklıkta kesinlikle ses kısmı açma diye bir şey yok. Yani Apple'da ses açıp kısmak istiyorsan bir 400-500 euro harcaman lazım ki. Bir saat alman lazım. Küçük bir saat. Küçücük bir saat yani, ne fark eder? Veya ta o cebinden o telefonu çıkartıp sesi açıp kapatman lazım. Apple için küçük ama insanlık için büyük bir adım yani. Galaxy Buds Plus yani bir önceki nesilde iki tane ekstra kontrol, touch kontrol var. Üst taraf yani zaten üstüne bastığımda bir şeyler oluyor da kenarına bastığında ya da tık yaptığında ses açıp kapatabiliyordun. O yenisinde yok. Yenisinde yani seçmen lazım. Bunu mu kullanmak istiyorum? Bunda daha çok kontrol olduğu için bu konuda Buds Plus kesinlikle yeniyor. Tamam. Yani gereksiz görmüşler. Bazı özellikler kullanmadığı için kaldırıyorlar. Yani çok ben çok kullanıyordum. Ben hep onu kullanıyordum yani. Samsung'a sesleniyoruz. Samsung'a aynen. Samsung'a buradan sesleniyoruz. Türkiye Samsung'u olsun. Veyahut buradan Samsung. Ben sesleniyorum istersen. Apple Touch kontrolleri lütfen geri getirin. Çok iyiydi. Çok işime yarıyordu. Yani IP sertifikası diye bir şey var. Bu konuda uzmanlık alanı Serkan'da, anlat bakalım. Evet. Yani uzun doktoralar yaptım. Herkes Covid-19'a aşı bulmakla uğraşırken ben IP sertifikası nedir? Ne ola ki bu kardeşim? Hani o kadar çok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 var. Kendi işlerinde ayrılıyorlar. Bu konuyu geçelim. Bunlar uzun mevzular. Biz sizin yerinizi araştırıyoruz. Sorun yok. AirPods Pro'da yani Apple'ın en son kulaklığında IPX4 sertifikası var. Samsung Buds Pro'da da IPX7 sertifikası var. Yani burada Buds Pro'ya bir artı yazıyoruz sertifika olarak. Yazdım. Kısaca anlatayım. AirPods Pro'lar su sıçramalarına dayanıklı. Buds Pro'lar ise Samsung'un kulaklıkları. Suya düşse de yani 30 dakikayı geçmemek şartıyla suya düşürdüğünüzde hiçbir sorun olmuyor. Su geçirmiyor. Yani 25 dakikada sudan alırsanız hiçbir şekilde kulaklığınız bozulmuyor. Evet. Çamaşır makinesinde kısa yıkama programını açıp atabilirsiniz yani. Lütfen bunu evde denemeyin. 29 dakika ve 59 saniye içinde çıkarmanız lazım sudan. He, bir konu daha var. Bak bunu yazmamıştık ama bahsetmem lazım. Şimdi mesela ben telefonu kulaklıkları kaybettiğimde kulaklıkları en son nerede gördüğünü şey yapıyor. Durmadan connection var ya, illa Bluetooth açmana gerek yok. En son nerede unuttuğunu söylüyor ve o alana geldiğinde ses çaldırabiliyorsun. Ya bunun mucidi Apple ya. Hani kusura bakma kanka ama. Olabilir. Apple. Ama bunlar da önemli olan şeyler. Evet. O Apple'da da var kanka. AirPods Pro'da da var. Hatta o Apple'da şey de var. Ben Mac'imin nereye bıraktığımı, işte iPad'imi nereye bıraktığımı, kulaklığımı nereye bıraktığımı, hepsini tek hatta diğer telefonun nereye bıraktığımı gösteren bir menüsü var Apple'ın. Zaten Apple kullanıcıları bunu bilir. Samsung'un bir şey daha var. Bak onu da bahsedelim. Buna ayrı video yapmaya gerek yok. Samsung'a artı yazmamız lazım. Smart Tag. Ne diyorsun? Telefonun yanına verdi. İstediğin şeye takabiliyorsun. Ya şimdi bunun şeyi ne biliyor musun? En son nerede bağlantı kurduğunu görüyorsun. Aynı AirPods gibi. Yani durmadan haritada nerede olduğunu live göremiyorsun. Ama bütün Samsung telefonları birlikte bir bağlantı kuruyor. Yani başka Samsung telefonuna yakın olduğunda bile sen onun orada olduğunu görebiliyorsun. Aynen. Bu kulaklıklar ve her şey için de geçerli. İyi başka birinin Samsung telefonunda mı yani? Aynen. Başka birinin Samsung telefonu perde arkasında her şeye bağlantı kuruyor. Sırf nerede olduğunu bilmek için yani başka Samsunglular. Bu enteresan olmuş. Bir güvenlik açığı da olabilir bu ama. Zannetmiyorum çünkü yani tabii ki her zaman bir güvenlik açığı olabilir aynen. Ama Samsung'un bu konuda Apple'da olsun bu konuda iyi güvenlikleri iyi olduğunu düşünüyorum. Tabii ki yani en iyilerle. Yani en iyi yazılımcılarla. Olmazsa cezaları çok yüksek diyorlar. Kesinlikle. Ama ne için kullanırsın bilmiyorum. Ben araba anahtarlığına bağladım da o da şekil olsun diye yani. Araba evet, anahtarlığını hiçbir zaman kaybettiğimden değil yani. Neyi kaybediyorum ki? Ama bilmiyorum. Şimdi daha gençsin Aytaç'cığım. İleride kaybedersin yani. İleride işe yarar. Belki kumandaya falan taksan iyi olur. Evet, kumanda, anahtarlık. Yani en mantıklı şeyler. Ben niğme takardım. Kaybetmek istemedim. Cüzdanım çok önemli. Ama biraz kalın cüzdana koymak için. Cüzdan için aynen, çok mantıklı olabilirdi ya. Evet, bak iyi fikir. Samsung veya Apple bunu çıkaracaksanız cüzdan için de yapın. Kredi kart şeklinde yapın. Apple'a sesleniyorum. Kredi kart şeklinde yapsınlar ki cüzdana sığsın. Evet. Ondan sonra son şey, bunun üstüne de bir düğme var. Buna basıyorsun, telefon çalıyor. Yani telefonu kaybettiğinde bununla telefonu arayabiliyorsun. O kadar. Tekle. Aynen. Oo, next konu. Hızlı şarj konusu. Mesela Buds Pro'yu da, AirPods Pro'yu da, ikisinde de bu aynı süreleri. Mesela aynen, 5 dakika şarjla 1 saat müzik dinleyebiliyorsunuz veya 1 saat telefonla konuşabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. İkisinde de aynı. 5 dakika şarj edip işinizi görür. 1 saat hem müzik dinlemek yeterli, hem de konuşmak aynen, için 1 saat zaten çok yeterli. Gelelim en önemli konuya. Günün sonuna. Maaşımızı aldık. Evimize geldik. Kulaklık alacağız. İnternete girdik. İlk neye bakıyoruz? İlk beğenmeye bakmıyoruz. Önce fiyatına bakıyoruz. Evet. Kesinlikle. Hangisinden başlayalım? Ucuzlardan başlayalım bence. Ucuz. Evet. Buds Plus'tan başlayalım. Sonra AirPods'tan. Aynen. Tamam. Evet, Buds Plus'ların burada tavsiye edilen satış fiyatları 149'du ama şu an Samsung indirim yapıyor. 89 Euro'ya alabiliyorsunuz. Sizin Buds Plus'lar şu an 89 Euro. Aynen. Bizim burada da 765 liraya düşmüş. 765 lira. Yani aynı orasıyla 100 Euro değil. 100 Euro çünkü 850 lira yapıyor. 90 Euro burada da kanka. Aynen, fark yok yani. Çok fark yok. Evet. Hatta burada daha bile ucuz olabilir yani belki. Yok, 89 Euro 750 lira 752 TL yapıyor. Tam aynı yani. Birebir yapmışlar. Sanki ayarlıyorlar. Aynen. Ondan sonra gelelim AirPods'a değil mi? AirPods. Evet. Bası geçtik. Yani tavsiye edilen satış fiyatı burada Apple'ın sitesinde 179 Euro ama biraz araştırdım mı 145 Euro'ya bulabiliyorsun. 9 Euro. Bizde de çok pahalı 2000 lira. Yani. Yani burada ama 1500 TL fiyatı, orada 2000. Bu da Apple'ın orijinal sitesinde olan bir fiyat yani. Buds Pro normalde 229 Euro ama şu an yine ucuzluk var. Samsung'dan 199 Euro'ya düştü. Aynı anda kablosuz şarj aleti yanında hediye veriyorlar. Oo, çiçekmiş. Evet. Burada zaten hediye diye bir şey yok. Parasıyla alıyorsun kardeşim. 1600 lira burada. Bence 1600 lira uygun. O daha ucuz buradan. Çünkü 199 Euro 1683 yapıyor. Evet. Aynen. Türkiye'den mi? Samsung burada güzel bir fiyat politikası izliyor. Yani Samsung demek fiyatlarını oraya göre evet revize ediyor, değiştiriyor. Samsung'un politikası öyledir. Dediğim gibi Samsung'da çalıştım ben yani. Samsung'un işleyişini az çok biliyorum. Hı. Politikalarını az çok biliyorum yani. Fiyatlarını her ülkeye göre revize ediyorlar, değiştiriyorlar. Burada 1600 lira. Gelelim en pahalısına. En sonuna. En pahalı. Yani şu an AirPods Pro sizin orada ne kadar? Şimdi tavsiye edilen satış fiyatına baktık mı? Apple sitesinde 279 Euro. Evet. Kaç TL ediyor? O tam olarak 2359 TL ediyor. Burada da 2500 lira tavsiye edilen satış fiyatı. Yani orada bir fark hem üstüne katıyorlar. Hem de öğrenmesi daha zor. En sevdiği şey. Apple'ın da en sevdiği şey Türkiye pahalıya satmak. Samsung'un aksine. Burada gene Samsung'a artı 1 yazıyoruz. Hiç hoşumuza gitmeyerek. Yapacak bir şey yok. Evet, bugünkü videomuzda, bu haftaki videomuzun da sonuna geldik. Beğendiyseniz tabii ki like butonuna basın. Beğenmediyseniz thumbs down yapabilirsiniz ama thumbs up'ı daha çok seviyoruz. Ondan sonra hangi konuları veya siz hangi kulaklıkları beğendiğinizi altta yazabilirsiniz. Bir muhabbet etmiş oluruz. Unutmayın, bu videoları çektiğimiz an aynı anda live Clubhouse'da teknoloji sohbetlerine giriyoruz. Orada video bahsettiğim şeyleri orada da konuşuyoruz. Ondan sonra kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Teknoloji Türk kanalımız ama İngiliz kanalımız da var. Orada birkaç daha çok videolarımız var. Onu da takip edebilirsiniz. Teknoloji onun ismi. Ve Instagram account'umuzu unutmayın tabii ki. Ve tekrar izlediğiniz için sağ olun. Görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Tavsiye edilen satış fiyatı çok güzel bir cümle. 149 euro. Nereden biliyorum? Hiç araştırmadım. hiç konuşulmadı ama daha önce. Hiç de, video çekmeden önce ben bunu sana sormadım ki. Bildiğin mi? Saatlerce falan uğraşmadım bunu söylemek için. Hayır. Tek sefer. Dogecoin diyemeyeceğim.